بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün canlı mülakatımızdaki mavzuyumuz İslam akidesi de hulul nazariyesige münasebet ve aynen şu hulul nazariyesini namayandalardan hulul nazariyesige nisbet birilerigen şahslardan biri Hüseyin Mansur Hallaç doğrusu da biraz sohbetleşemiz. Muhtasar şekilde inşallah bu sohbetimizge Hak Subhanahu ve Teala barçalarımızge manfaatli faydalarını uzun nazil kılsın. Hatta nuksallardan uzun bizlerini muhafaza kılsın. Hulul bu lügatte bir narsanın bir narsaga aralaşıp koşulaşıp ketişligige lügat manasında aytılsa da şer'i istilah, yani İslam düşüncesi, İslam nazariyesi, akide mavzuları da hulul itikadı batıniler tamamından cari kılıngan davurlarda bu hululge ulamalar tarif verişken. Hululunu İslam akidesine göre kim hulul akidesini, itikadını kılsa İslam'ın haqiqatidan uzoqlashgan dinga shariatga xilof gapni gapirgan deb ulamolar ijmo qilishgan. Hulul nima? Alloh subhanahu va taoloning o'zi yaratgan mahluqotlarining ichiga kirishib vahdoniyat shunda hosil bo'lishligiga hulul deyiladi. Alloh subhanahu va taolo yaratgan har bir narsada o'zi o'sha narsaning ichiga kirgan bo'ladi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda Alloh o'zi o'zini parchalab yorgan degan tushuncha. Va hamma o'lib, hamma narsa dunyo tugagandan keyin yig'ilib yana Alloh o'ziga qaytadi, birlashadi. Hamma o'lgandan keyin Allohga qo'shilib ketadi degan tushuncha. Bu tushuncha İslom aqidasiga ko'ra Ahli Sunna va Jamoa ulamolarining ijmosi ittifoqiga ko'ra kufrdir. İmondan insonni ayiradi. Bu tushunchaning dastlabki namoyondalari o'sha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan keyingi davrlarda, sahobalar davrida bu gapga hech qanday o'rin yo'q. Tobiiylar davrlarida sekin astalik bilan islom keng miqyosda dunyoga tarqaganligida odamlar boshqa millat, boshqa falsafa tushunchadagi odamlar musulmon bo'lganlarining natijasida o'sha boshqa falsafa va dunyo qarashlarini islomiylashtirishga uringan, botiniy suratda islom aqidasiga hujum qilgan toifalar tomonidan kashf qilingan, o'ylab topilgan va islom aqidasiga buni kiritishlik uchun urinilgan. Bu aqida aslida boshqa tushunchalarda bor. Buddizmda bor bu. Buddizm tushunchadagi odamlar har bir narsani birlashib ketishligi, inson o'lgandan keyin boshqa bir mahluqotga uning ruhi o'tib, keyin asta-asta shunaqangi holatda oxiri borib dunyo mana shu abadiylikka, ya'ni ittihodga, ya'ni birlikka mahkum degan tushuncha, zardo'shchilik tushunchasida bunga o'xshagan ma'no tushunchalar va hattoki bunga o'xshagan tushunchalarning bosh ona tomiri nasroniylarning ham buzilgan aqida tushunchalarida namoyon bo'lgan. Nasroniylarni ham o'sha ota xudo, ona iloh va o'g'il iloh degan tushunchalari uchlik aslida birlik, birlik aslida uchlik degan tushunchasi hululning bir ko'rinish aksi hisoblanadi, ya'ni oynadagi ko'rinishi hisoblanadi. Hulul tushunchasi o'sha
tabi'iler davurlarda sekin astalik bilen gımırlap İslam akidesinin içige kirişlikke hareket kıldı. Bunga sebep bugün amillerden biri kelam ilmige köp etibar karatılgenini sebep kılıp korsatıdı ulamalar. Kelam ilmi Allah subhanahu wa ta'ala'nın asma-i sıfatlarını organ edigen ilim. Allah subhanahu wa ta'ala barası da taftiş kılınadigen, bahsleşiladigen ilimge kelam ilmi deyilir. Asasen kelam ilmi değişliğe sebep Allah subhanahu wa ta'ala'nın kelamı, Kur'an-ı Kerim'ni mahluk mu, mahluk mas mı degen manadan kip çıkıp şu mavzu atrafı da köp bahsler, münazaralar bulgenliği için bu ilimge kelam ilmi deyilgen. Ve yana bu ilimge ihtiyaç ham tugulgan. İhtiyaç kaysi manada? Hali yukarıda aytganimizdek Fors madaniyeti de katta bo'lgan, Rim madaniyeti falsafası bilen, Yunon akidesi e'tiqodi bilen yürgen odamlar Müslüman bo'lganlaridan keyin İslam matnlaridagi iman keltirish kerak bo'lgan narsalarni surishtirishni boshlashgan. Bunga qanday iman keltiramiz? Nima degani bu deyishni boshlashgan. Misol uchun sahobalar davrida nuzulur rob kalimasiga hadis sharifda kelgan Alloh subhanahu va taolo kechaning 3dan 2-chi qismining oxirida har kecha birinchi osmonga nuzul qiladi degan hadisni biror bir sahoba hech bitta o'rinda bir-birlaridan ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan ham kayfiyatini so'rashmagan. Chunki hadis-i sharifda urg'u berilayotgan jihat kim istig'for aytadi kechaning 3dan 2sining oxirgi qismida kim istig'for aytadi istig'forlarni qabul qilaman kim nima so'raydi so'raganini beraman degan ma'noga urg'u berilgan hadisda sahobalar o'sha ma'noga e'tibor qaratishgan shuning uchun tahajjudga ular ana shu umid bilan turishgan keyin nima bo'ldi tahaccüd manasıge berilgen urgu bir çekkede kop ketip nüzulü Rab kanaka boladı degen savalge ötüp geçişti. Allah'ın nüzulü özü yaratken yerge kainatını içindeki bir parça yerge Allah tüşüligi doğrusu da. Saval kıla başlaştı. Ana şu savallarge İslam akidesi cevap veriş gerekirdi. Cevap vermeseniz o Yunan felsefesi akidesi bilen yaşap katta bulgen ve Müslüman bulgenden keyin uşa felsefesini terk kılalmayetken adamlar bu savallarga cevap tapışlığı gerekirdi. O cevabını veriş için İslam akidesi bilen cevap veriş gerekirdi. Çünkü İslam akidesinin içi de mutazileler, havariciler, cahmiler, batiniler, cebriler, murciyeler ve bir kança şunga okşagan taifeler acralip çıkışını başlaşken idi. Tabi'iler davrları, tabi'a tabi'inler davrları, undan keyingi 4. asır avladı da bunlar indi küçülenip İslam akidesine hücum kılışını başlaşken idi. Bunga cevap verişlik için mesela deylik nüzulü Rab doğrusudaki cevap verişlikini özüden onun havariç mi? Mutazili mi? Cahmi mi? Yoki cebri mi? Yoki murci'e mi? Yoki batini çünçedeki rafizelerden mi? Bunu acratıp Ahl-i Sunna vel cemaanin min yıllık tarihide mana şu muammoni yechimi uchun maydonga chiqqan ulamolar ichida aqida borasida men kalom ilmidagi bunaqangi falsafalarga islomning falsafiy jihatdan ham yetuk javobini bera oladigan jahongir mujohid bo'lgan allomalarimizdan imom Maturidiy va imom Ash'ariylar bir zamonning o'zida o'shnaqangi xulul mavzulariga tegishli yani Allah subhanahu wa ta'ala'ya nisbeten cisim isbat kılıyetken taifelerge karşı hakiki mücadeleni kursatıştı.
kitoblar yozishdi. Shogirdlari bilan birga bunga o'xshagan buzuq aqidalarning hammasiga o'zlari ro'barolarida turib berishdi. Va haqiqiy ma'noda ularni qanoat bilan ahli sunna val jamoaning aqidasini g'olib ekanligini ko'rsatishdi. Bugun biz ahli sunna val jamoaning aqidasida musulmon holatda yashab turgan ekanmiz, buning uchun tashakkur ma'nosida, duo ma'nosida Maturidiy va Ash'ariyga o'xshagan zotlarning oldida qarzdormiz aslida. Lekin bunday ne'matga erishib turganligimizga nonko'rlik qilayotgan ahli sunna val jamoaning peshvosi bo'lgan ulamolarga tosh otayotganlar biroz g'or odamlar. Yoki bir ma'noda islom ummatining ichiga o'sha qadim davrlarda kiritilgan xashaviylik tushunchasini kiritishlik uchun urinayotgan ahli bid'at odamlar hisoblanadi. Hulul tushunchasi. Hulul Alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan mahluqotlarning ichida bo'lish. Alloh har yerda zoti bilan deyish hululni bir ko'rinishi. Alloh taolo har yerda zoti bilan bo'lish bo'ladi degan tushuncha Alloh subhanahu va taologa nisbatan nuqson isbot qilishga o'xshaydi. Bundan biz saqlanishimiz kerak. Subhana robbina, Parvardigor jalla va alo pok zotdir bunday hulul tushunchalaridan. Ya'ni Alloh taolo o'zi yaratgan mahluqotlarning ichiga o'zi kirib olmaydi, zoti bilan kirib olmaydi. Bugun hozir mana shu yashab turgan davrimizda ahli sunna val jamoaning aqidasiga xilof ish qilib yurgan, o'zlariga turli nomlarni qo'yib olib, Imom Maturidiyni adashgan, Imom Ash'ariylarni adashgan deyatgan o'zi hech bir vazinga ega bo'lmagan odamlar Alloh subhanahu va taoloning nuzulini zoti bilan deb yurishibdi. Hululni ayni o'zi zoti bilan yerga tushadi deyishyapti. Istavo alal arsh oyatini sahobalar hech bittalar bir-birlaridan so'rashmagan. Hech bir sahoba payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib istavoni ma'nosi nima demagan. Shuning uchun ham Imom Ahmad ibn Hanbal radiyallohu anhuning oldilariga Imom Malikning oldilariga bir kishi kelib istavoni ma'nosi nima deb so'raganda al istava ma'lum, kayfiyati majhul, u haqidagi savol bid'at, sen yaxshi odam emas ekansan deb haydab olganlar. O'sha istavo Allohning istavosi to'g'risida savol bid'at deganlarining ma'nosi sahobalar bu haqda hech kimdan so'rashmagan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham bu ma'noga odamlarni urg'u bermaganlar. Bunga iymon keltiramiz, bo'ldi. Asl mavzu biz amal qilishimiz, bandalik ma'nosida amal qilishimiz kerak bo'lgan ishni qilishimiz kerak. Hulul ma'nosi shu. O'sha bugungi kunning xashaviylari ham o'sha hulul ma'nosini o'zlaricha ummat orasiga tiqmoqchi bo'lishyapti. Buni uchun qadimda islom aqidasining peshvosi bo'lgan ahli sunnaning peshvo imomlari bo'lgan Maturidiy va Ash'ariyga o'xshagan zotlarga ta'na qilishyapti. Chunki ularga ta'na qilmasa, bularning bu tushunchasini barbod qiladigan manba ularda bor. Ularga hozirdan haligi qo'rqoq oldin mush ko'tarar qilib ularga tosh otishyapti. Aslida o'sha Alloh subhanahu va taologa nuqson isbot qilib qo'ymasdan islom falsafasi bilan ham bu botiniy tushunchadagi hulul aqidasi, kufr aqidalarga asl javobni Ash'ariylar, Maturidiylar berishgan. Tobiiylar davrlarida biroz yer osti, ya'ni maxfiy shaklda shakllangan buzuq aqidalar keyingi davrlarda tamomila maydonni bosib oldi. Kalom ilmini o'rganmaslikning iloji imkoniyati qolmadi, chunki har atrofdan u moddiy musulmonlarga bosqinchilik qilayotgan salbchilardan tashqari
manevi cihette Müslümanların akidesine hücum kılıyetken taifeler vardı. Uşa taifelerine karşı Ahl-ı Sünnenin peşva ulemaları cevap verişti. Uşa cevaplarını demek yığındıları İmam Maturidi ve İmam Eş'ariye okşagan zatlarının tasnifatları da mevcut. Bizni adabiyatımızda yani biz degende biz Özbek zaban Müslümanlarımızını nazarda tutuyorum. 70 yıl, 80 yıl biraz mübalağasız ya ki mübalağa bile aysak 100 yıl, 150 yıl atrafıda başka millet bizni müstemleke kıldı. 70 yıldan aşık ateistik ruh bilen bizning milletimizni düşüncesini, akidesini, dinini toptagan milletin içinde yaşadık. Tarihimizni o'rgatishmadi. Tarihimizning peshvolari bo'lgan bizning ajdodlarimizni qonxo'r deb ta'riflashdi. Bizga Pyotr I bizni tariximiz qilib o'qitishdi. Adabiyotimizda Lermontovni, bizni adabiyotimizga Yeseninni, Gogolni, Turgenevni, shunga o'xshagan odamlarni shu adabiyot deb o'rgatishdi. Va İslom aqidasiga moddiy jihatdan hujum qilishning paralel yonida tushuncha ma'nosida ham har doim hujum qilib kelishdi. O'sha dahriy tuzumning eng ko'p ishlatgan istilohlaridan biri chalamulla, mulla buzuq, bu mullalar buzuq, dinning peshvolari, sallasi kattalar, toni uzunlar, qonni qappayganlar qilib İslom peshvolarini yomon otlik qilishlik uchun katta-katta kampaniyalar uyushtirishdi. Ya'ni fikriy kampaniyalar. Bu kampaniyalarga aynan hulul tushunchasidagi odamlar tarixda kerak edi. O'sha tarixda islom tarixida nomi bilan juda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan shaxslardan biri Husayn Mansur Halloch hisoblanadi. Mana shu Mansur Halloch'ni biz o'zimizni o'sha ateistik ruh bilan bizni mamlakatimizni bosib olgan bosqinchilarni tushunchalari g'olib bo'lib turgan davrlarda Husayn Mansur Halloch qahramon sifatida adabiy janrda eslanadi. Nima uchun? Siyosatni bilgan odam, siyosiy tushunchalardan biroz xabari bor odam mana bu savolga o'zi javob izlab topish kerak. Nima uchun Husayn Mansur Halloch ateistik davrda qahramon sifatida eslangan? Nafaqat SSR tuzumida, hozir mana shu bugun biz yashab turgan davrda ham Mansur Halloch Yevropada, xossatan mustashriklar, ya'ni orientalistlar Sharq islom adabiyotini o'rganib, islomni aqidasiga putur yetkazishlik uchun imkon qadar g'oyaviy xuruj qilayotgan toifalar nazdida Mansur Halloch qahramon hisoblanadi. Nima uchun savol? Chunki Mansur Hallochni islom ulamolari ijmo bilan aybini bo'yniga qo'yishib, kofir deb e'lon qilishib osishgan. Endi xulosani ko'ring. Xulosa qanday bo'ladi? Mansur Halloch'ni qahramon deyatgan toifalar islom ummatining ulamolarini jinoyatchi, johillar, dinparastlar, dinfurushlar qilib ta'riflashlik uchun Mansur Halloch'ni ular qahramon taxtiga o'tkazishadi. Yevropa katolik cherkovidan katolik cherkovining mutaassib din tushunchasidan qutulishlik uchun katolik cherkoviga mansub bo'lgan rohiblar, poplar, ibodatga o'zini atagan odamlarni hammasini jinoyatchi qilib, masxaravoz qilib ko'rsatadi. Hozir ham, tarixda ham, bugundan keyin ham shunday qilib ko'rsatishadi. Bir ma'noda ularning bu ishlari to'g'ri, chunki katolik cherkovining din ma'nosi bilan din tushunchasi bilan xalqlarni istilo qilgani, mustamlaka qilgani va ularni ustidan pul yeb,
Fakat şu cehalette üşleb turuşluk için hareket kılgeni bekitip bulmayan hakikat. Avrupa aynen şu Katolik çirkeviye bo'ladigan munosabatni İslam'ga bo'lgan munosabatga ham ko'chirib qo'ymoqchi bo'lishadi. Bugün ijtimoiy tarmoqlarda bu otarchiga o'xshagan, sunnatni inkor qilayotgan yoki Maturidiylarga qarshi gapirayotgan yoki o'zini siyosiy nom bilan qo'yib olib İslam ulamolarini yomon otlik qilayotganlarning 99%i Yevropadan ko'chirib olingan nazariyotni bizni ichimizda amal qildirmoqchi bo'lganlar hisoblanadi. Shuning uchun Hizb ut-Tahrirga Yevropa finans beradi. Finans qiladi. Bo'ldi deydi, siz orqangizda turamiz. Nimaga? Yevropa tushunchasini islomiylashtirib musulmonlar ichiga tarqatish uchun kerak ular. Mansur Halloçni nima uchun qahramon deyishadi? Adabiyotlarimizda ham Mansur Halloçni ostilar, Nasimiyni terisini shildilar, Mashrabni undoq qildilar, falonchini mundoq qildilar deydilar. Ularni o'shunaqa qilgan zotlar ahli ilm ulamolar ekanligi uchun bunday qilishadi. Chunki ulamolariga tosh otish, ulamolarni obro'sizlantirish oqibatida islom aqidasini buzishlikni imkoniyatini topadi bular. Tarixda bo'lgan shu. Tarixda ulamolarga bo'lgan xuruj, islomga bo'lgan xurujning ilk pog'onasi, birinchi pilapoyasi hisoblanadi. Ulamolarga hujumdan keyin islom aqidasiga, islomning o'ziga hujum qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytadilar: Alloh subhanahu va taolo ummat orasidan, insonlar orasidan ilmni bir sug'urishda sug'urib olmaydi. Alloh taolo insonlar orasidan ilmni ular ichidagi ahli ilmni qabz qilish bilan ko'tarib oladi. Masalan, ertalab turgan paytingizda hamma johil bo'lib qolmaydi. Ichimizda ahli ilmlar bo'ladi. O'sha ahli ilmlarning qadriga yetmasak, Alloh taolo ularni qabz qilish bilan xalqlar orasida ahli ilmlarni olib qo'yadi. Ilmni olib qo'yadi. Ahli ilmlarning qadriga yetmagan odamlar ahli ilmlarga borib ilm olmaganlari uchun johil holda endi kimga borishni bilmay qolib ketishadi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytibdilarki, keyin odamlar o'zlariga o'xshagan johilni peshvo qilib olishadi. U johil o'zi bilgan bilmagan narsasidan fatvo beraveradi, o'zi ham va boshqalarni ham adashtiradi deganlar. Ha, ilmning qadri bor. Ilmning obro'si bor. Ilmning nomusi bor. Bu nomusni himoya qilish ummatning zimmasidagi vojibotlardan hisoblanadi. O'zi alifni kaltak deydigan, yuzini ko'rsatishga qo'rqadigan, kimligini tayin qilishlikni imkoni bo'lmagan qayerdagi bir betayinlar ulamolarga qarshi gapirsa, hay barakalla qilib turgan odamlar nomusni himoya qilmayotgan benomuslar hisoblanadi. Nima uchun Mansur Halloçni butun İslam düşmanları kahraman ko'radi? Nima uchun? Çünkü İslam düşmanları Mansur Halloçga o'xshagan ilimge, aqidaga zarar berishlik uchun boqib simirtirilgan odam ekanligini ular tarixini yaxshi bilishadi. Biz bilmaymiz. Va unga qarshi İslomning e'tiborli ulamolari ijmo bilan fatvo berib uni qatl qilishganlari uchun ulamolar orqali islomni cho'ktirishlik rejasi borligi sababli Mansur Halloçni qahramon deyishadi. Xo'p, Mansur Halloç kim? Mansur Halloç haqida nimaga bunchalik salbiy fikr bildiryapsiz degan savol tug'ilishi mumkin. Men mutlaq tarix ma'nosida Mansur Halloçni 100% cehennemge ketken adam değişlik manasıdan, davasıdan yırakman. Mansur Halloç doğrusu da fikir ayçişimiz kerek. Çünkü biz bugün hadiram koruyapmız. Mansur Halloç'ın hulul akidesini adamlar
bir-birlariga aytib, bugungi kunning ulamolariga qarshi Mansur Xallochga o'xshagan tushunchalarni qo'yayotgan birodarlarimizni ko'rib turganligimiz uchun bu haqida tushuncha berib qo'ymoqchimiz. Mansur Xalloch 18 yoshida Bag'dodga keladi. O'zi milodiy 858-yilda tug'ilgan, vafoti 922-yilda vafot topgan. Vafoti qatl bilan bo'lgan, qatl qilishgan. Va shu joyda yana bir narsani aytib ketishimiz kerak. Islom aqida tushunchasi, islom qozilari tomonidan jazo sifatida qatl qilingan va uni ushlab olib bir kunni o'zida qatl qilishmagan. Ba'zilar 10 yil, ba'zilar 9 yil, ba'zilar 18 yil qamoq qo'yganligini aytishadi. Mansur Xallochning buzuq tushunchalariga jazo sifatida avvalo ko'prikning ustiga triklayn osib qo'yishgan. Ikkita qo'lidan bog'lab osib qo'yishgan, har kuni unga kelishib, aqidangdan qayt, tushunchangdan qayt, tavba qil deyishgan. Tavba qilsa qo'yib yuborishlik uchun. Tavba qilmagandan keyin uni yana hibsga saqlab yurib, hibsda, hibsxonada, zindonda yotganda ham uni atrofida qo'riqchilik qilib yurgan odamlarga ig'vo tarqatib, ularni ham tushunchalarini buzavurgandan keyin oxir oqibatda osishgan. Osishligi ham bir ajib bo'lgan. Uni osib o'ldirishgan, boshini olib, ikkita qo'lini kesib olishgan, qolgan jasadini gulxanda yoqishgan, jasad bilan jasaddan qolgan tuproq, suyak, mayda-chuyda narsalarni olib borib ko'mishgan, kalla bilan ikkita qo'lini shaharni xalq ko'radigan joyiga osib qo'yishgan. Demak, bunga to'xtalamiz. Nima uchun bunday qilinganligi to'g'risida. Islom vahshiylik dini ekan, islom odamlarni qatl qilish qiladigan din ekan deb bu har xil otarchilar bu gaplarni ham kesib olib xohlagan gapni gapirishlikka yo'l qo'ymaymiz. Nima uchun bunday qilinganligini asoslab beramiz. Demak, Abbosiylar davrida yuzaga ko'ringan. O'ziga nisbatan, ya'ni 18-19 yoshlarida Bag'dodda ahli tasavvuf bo'lgan sahl tustariga o'xshagan va Junayd Bag'dodiyga o'xshagan zotlardan ta'lim olgan. Ularni oldiga borib, o'zini mutasavvuf ko'rsatib, ularning tarbiyalari, tasavvuf boridagi fikrlaridan olishga harakat qilgan, ularga shogird tushishlikka harakat qilgan. Asl nomi Abu Abdulloh Husayn ibn Mansur al-Halloch. Halloch shu Bag'dodga emas, ya'ni O'rta Sharqdan qaysidir joyga tegishli Al-Baydo degan shaharga tegishli joy ekan, biroz ixtilof bor ekan joy nomida. Halloch bu o'sha o'zi tug'ilgan joyga nisbat sifatida ishlatilgan ekan. Mansur Xalloch to'g'risida Ibn Kasirning Al-Bidaya va Nihoya kitobida juda ko'p ma'lumotlar berilgan. Uni fikrlaridan biri Mansur Xalloch aytadiki, har bitta harf jumlaning asosi nuqta hisoblanadi. Biz yozayotgan harflarimiz nuqtalarining davomi xolos deydi. Ya'ni aslida nuqtadan tashkil topgan harflar deydi. Ya'ni bitta nuqtani 2ta, 3ta qilsak alif bo'ladi. Bunaqasiga aylantirsak ba bo'ladi qilib shunaqa fikrlarni gapirib aytganki, demak, shunga ko'ra xulosani qarang. Mana shu har bir narsaning asosi nuqtami? Nuqtadan harflar tashkil topadimi? Demak, hamma narsa Allohdan tashkil topadi. Men shuning uchun deydi. Alloh yaratgan har bir narsada Allohni ko'raman deydi. Mana xulul mana shu gap. Ya'ni Allohning yaratishlik sifatini ko'raman. Buni ham Alloh yaratgan, buni ham Alloh yaratgan, yaratilgan narsadan yaratuvchini eslayman desa buni muammosi yo'q. Lekin Alloh u nuqta edi, o'sha nuqta keyin davom etib kalimalar sifatida butun dunyo mahluqotlar shundan yaraldi desa u xulul bo'ladi. Buni Mansur Xalloshdan so'rashgan ulamolar. Sen bu gaping bilan
Allah'ın yaratkanını isleymen, Allah yaratkan bunu degen düşünçeni isleymen şundan diyebsen mi? Yok ki Allah şuna kalıp noktadan parçalanıp ketken demek istiyorsan mı degen de parçalanıp ketken degen. Uzu itiraf kılgen yani. Uzunin meneşi itirafını kufur ekelliğin ulemalar onge düşündürüşken. Onge bu geplerini düşündürüşken. Ve düşünmegelliği uçun, tavba kılmegelliği uçun kamaşken. Üçlep abarıp birdenige kolga düştüğün İslam öldüredigen din kılıp öldürüşmegen. Onu yeterli malumat, yeterli düşünçede tavbaya çakırışken, tavba kılmeslikten taşkarı etrafıdaki gor, ilimden uzarak adamlarını hem bu fitnege, ıgvage, salavurgenliği uçun ahire keyin bunun buna kengi buzuk düşüncesi, İslam akidesine zarbe veredigen düşüncesini tohtatışlık uçun keyin onu katıl kılışken. Katıl kılışlık doğrusu da Abbasi halifelerden bazıları ulamalarının kazılar, fukahalar, muhaddislerden bir kança cemaatini çakırıp bilen yüzme yüz otkazışıp onu akidesini, düşüncesini taftiş kıldırışken. Oşa taftiş neticesi de o özü ikrar bolgen ve İslam şeriatiga göre akideni buzup İslam akidesine zarar beriyatkenliği anık foş bugenden keyin katıl kılıngan. Ha İslam'da şuna kengi katıl kılışlık tarihte bor. Ha başka memleketler bu sütten çıkan koşuk mas, oppoq mas. Hoziram bor katıl. Xitoyda her günü, her soatta adam katıl kılışıyordu. Para horunu öldürüşüyordu. Para ogalligi uchun otib tashlashyapti. Amerika'nın ştatları, birkaç ştatları var. Aksar ştatları da hainge otu hükümü var. Otuşadı, öldürüşadı. Irak'ta Amerika'nın destegi bilen Saddam Hüseyin'i asıp öldürüştü. Başka memleketlerde, siz hohlagan bir memleketinizde aytin, katıl manasıge tegişli dünyada bir kança davlatlar hali bunu inkar kigenliği yok. Yani bizde adam öldürüşlik kaidesi yani cinayetçige ölüm cezası tohtatılgen. Lekin bu tartışıvli mesele. Faraz kılın, bu her bir cinayetini izleden degen kursatuvlarda kurup adamın bedeni seskenedi. Törtte güdekini, yaş güdekini şunda hasat, şunda sengel korsatıp koyaman deyip apkırıp öldürü yaptı bu bola. Öldürüp kumvar yaptı, yaş bola, gözünüzde ongı keltirin. Aksar izi farzandıyız var. Apkırıp öldürü yaptı. Onge neme ceza beri yapmaz, kamak bu yapmaz. Umurbat kamak, umurbat bakadı indi onu, devlet. Ölümünün cezası ölüm buluş gerek. Bu adalet hesaplanadı. Hazreti Ömer radıyallahu anhu aytadılar ki katil, katil bütün başlı kışlak bulsa bitti adamın katilini bütün başlı kışlak bulsa hem hamasını öldüremen deyirler. Kasas sıfatıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kutiba aleykumul kisas deyken sizlerge kasas farz kılındı deyken وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ يَا اُلِي الْأَلْبَابِ Ey akıl egeleri, kasas alışlıkta sizlerge hayat var degen. Çünkü katıl bir kişinin öldürüşlükte özünü hem öldürüşlük varlığını anık ceza mukarrar ekenliğini sezse bırak onu öldürüşlükke cüreti pasayadı. Lekin kamalaman işim özü yürüşme yaptı. Ben ne kılaman bu cemiyette buna kakılıp uzun pul topup yürüştük ki deyip tötte adamını öldürse onun umidi var. Bence daim iyilik ki umurbatke kamak boladı uşakta yaşay vuramen deydi. Buna hangi katıl düşüncedeki buzuk adamlar cemiyette integrallaş almaydı, koşul almaydı adamlar ki. Onun yakısı deydi adam öldürüp kırk götemen deydi. Bana bu çünçeler var. İslam şuna kenge akidede buzuk bulgen
Yani insan cesedindeki karasanını kesmese tüzelmesliğini bilgen tibbiyat İslam akidesiyle buzuk narsalarını tarkati etken katiller, cinayetçiler, haillerge nispeten ölüm cezasını sabit kılgen. Mansur Hallaç'ını bana şu sabit deliller bilen öldürüşken. Öldürüşten aldın hala etkilerimizdeki 9 yıl en kemi değilik 9 yıl kamak koyuşup kamakta onge tavba kılışke büyürüşken. Lekin tavba kımasından içkardan turup hem buzukluğunu kılavurgen denkiyin onun buzukluğunu tohtatışlık manası da öldürüşken. Mansur Hallaç doğrusu da uçhul fikir aytiladi tarixdan. Cumhur, aksar ulamalar onun dinden çıkkanligini, hilekar insan bo'lganligini, öz zamanası da fikri manada köp sodda adamlarını aldab, köz boyamıçılık kılıp, uzunu avliya korsatışke urungalligini, isbatı bilen, delili bilen, delil kolumuzda bar ve o murtad kafir bo'lgan digerlerini rivoyat qilinadi. Bu aksi ko'p jamoat bu. İkinci bir jamoat bor mutasavvuflar, tasavvuf ulamolari. Tasavvufga aloqador bo'lgan zotlar. Bular Mansur Hallaçni nomidan aytilgan fikrlarni Mansur Hallaçga tegishli fikrlar emas deyishadi. Ular Mansur Hallaç Allohning yaqin avliyo bandalaridan bo'lgan. O olimi rabboniylardan bo'lgan va lekin u haqida aytilayotgan hulul masalalari, haligi nuqta masalasi, odamlarning ichiga Alloh har bir odamni o'zida borligi va analloh, men Allohman degan gapi, bunga o'xshagan gaplarning hammasi tashqaridan Mansur Hallaçga nisbat berib qo'shilgan gaplar. Bu Mansur Hallaçga tegishli emas deb oqlaydigan toifa ham bor. Üçüncü taife Mansur Hallaç'ını gaplarını, uşa anallah degen nukta hakkıdaki gaplarını uza aytgan, lekin bunun batini manası var, bunu zahir manasını köpçülük tüşünmeydi deyip ihtilaf kıladigen taifeler ham var. İslam ümmetinin içi de, insaf dairesi de buna yetişimiz gerek. Mansur Hallaç'ın mana şu fikriga nisbeten berilgen münasebetlerde cumhur onun kafir ekenligini, murtad bo'lganligini ve buzuk düşünceler bilen İslam'ın akidesini buzganligini kuvvetlenedi. Tasavvuf ulamaları Mansur Hallaç doğrusu da biz onu işini Allah'a topşiramiz. Eğer kendi ki bu yomon işlerini kılgen bulsayam ölüm paytida tavba kılgen buluşu mümkün. Tavba kılgen bulsa Allah özü hesabını kıladı bu hakta indemeyimiz degen zotlar ham bor ve bazılar o şehit bulgen, unga zulüm kılingen, onu atrafıdaki insanlar düşünmegen degen geplerini gepirgeller ham bulgen. Abdülkadir Cilani'den Mansur Hallaç hakkında soruşken Abdülkadir Cilani rahimahullah tasavvuf ulamalarının peşvalarından Qodiriy tariqatining shayxi hisoblanadi. Bu zot aytganlarki, Mansur Hallaç qoqildi. Yo'ldan adashdi. Uni o'sha qoqilib yiqilgan paytida qo'lidan ushlab ko'taradigan odam bo'lmadi. Men o'sha davrda bo'lganimda edi, Mansur Hallaçni o'zim qo'lidan tutib, to'g'ri yo'lga solardim deb bir pushaymon ma'nosida Mansur Hallaç haqida Abdulqodir Jiloniyning ham tarifleri var. Abdülkadir Cilani hakkında biraz gapirib ketay, yani işare qilib ketayin. Abdülkadir Cilani rahimahullah doğrusu da İslam tarihinde hiçbir insan noto'g'ri fikir gapirmagan. Mutasavvuf, muhaddis, faqih ulamalardan bo'lgan. Hatta İbn Taymiyye rahimahullah ham Abdülkadir Cilani'nin aldığı şilyapasını yechgan yani. Ağzıdan bal tamıp gepirgen, Abdülkadir Cilani'ye tam birgen. Bazılar Abdülkadir Cilani'ni tarikatı da bugün İbn-i Taymiye degen geplerini gepirgenler hem bugün.
Uşun için Abdülkadir Cilani'nin Mansur Hallaj haqidagi gaplarini ben misol tariqasida keltirib beryapman. Lekin onu tanigan, bilgan, u bilan birga yurgan odamlardan birlari aytadiki, men Mansur Hallojning ibodatini, zuhdini, tutgan yo'lini juda chiroyli ko'rganligim uchun qizimni unga nikohlab berdim. Bir oz muddat o'tmasdan uning makkor, xiylakor, murtad sehrgar ekanligini ko'rganimdan keyin kızımla ajratıp oldum degan. Mansur Halloçunun kaynatası. Mansur Halloç Hint ülkeleri de sihir örgenip, bu İbn Kesir'nin Bidaye ve Nihaye kitapları da Mansur Halloç tarifindeki gen geplerden. Örgenip kelip İslam alemi de mutasavvuflarını kursa kirip tasavvuftan geparıp özünü mutasavvuf kursa tadigen. Rafize Şialarını kursa, ben Şialarını Mehdilerden hesaplanaman kılıp, onların fikirlerini örgenip, onların içi de Şia kılıp uzun kursa çıkı. Ulamalar içi de ilimden yaparıp, ilim egesi kılıp kursa çıkı urungen, yani türlü hıl renk, türlü hıl kimler bilen, libaslar bilen yürgen insan hesaplanan. Şunun için Şialar hem o hakkıda türlü bizden degan fikirlerini yapırışlarının sebeplerden bittesek hem şunlardan bir hisoblanadi. Abul Hasan Şazili, Şazili tariqasining tariqati bor. Bu Mısır'da, Irak'ta, Şam'da, Yemen'de keng tarqagan tariqatlardan biri. Bizdagi Naqshbandiya, Yassaviyya tariqatiga o'xshagan Shaziliy tariqati bor. Bu ham keng tarqagan. Turkiyada Shaziliy degan restoran setlari bor. Go'sht pishiradi, turli xil ovqatlarni pishiradi Shaziliy. Ko'pchilik biladi turklarda. O'sha Shaziliy tariqatining mansublari shular. O'shalarga tegishli joy. Shaziliy shu İmam Şazili, İmam Hasan Şazili den Mansur Halloç haqida soruşkende o kişi ulemalar onu kafir degenlerini yoktırmadım degenekenler. Onun maksadını düşünüşmegen, onun maksadını düşünüşkendeydi bunday kılışmasıydı degenekenler. Yukarıda etkenimizdi. İhtilaflar Mansur Halloç haqida. Hatib Bağdadi aytadılar ki mutasavvuflar, sufiler Mansur Halloç haqida ixtilofga tushdi. Aksarlari Mansur Halloçdan yüz o'girishgan. Bizdan emas u deyishgan. Aksar mutasavvuflar bizdan emas deyishgan. İkkita mutasavvuflarning imomini gapini gapirdim. Abdulqodir Jiloniy bilan Husan Shoziliy, Hasan Shoziliy rahimahumullohlar biroz yaxshi fikr bildirishyapti, lekin aksarlari uni bizdan emas deyişken. Mansur Halloçunun hünerleri, fosh bo'lgan hünerlerden biri Bidoya ve Nihoyada yani fatava Majmu'ul Fatavada bu tarix kelgan ekan. Hünerlerden biri. Bir adamını tağlik rayonlarga, tağlik nahiyelerge bir adamını bir yıl aldın cönetedi. Kelişip rece bilen. O adam tağlik caylarga barıp özünü takvadar, ibadetlik, riyazetlik adam kılıp kursatadı. Ve bir neçe müddetten keyin Kur'an okup, ibadet kılıp, hiç adamlardan tame kılmayı takvadar kurunup yürgen adam közü kör bop kaladı. Ve kör bop kagenden keyin adamlar köp toplengen joyda halga adam aytadı ki tüşümde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni kurdum. O zat aytdılar ki bu joyga Allah'ın dostlarından bir insan keledi. Uşanın duası bilen seni közün açıladı deydi. Bunu rica kılışadı yani. Keyin bir kança uşa kelişilgen müddetten keyin Mansur Halloç appak
suf, yani sufiler kiyedigen, yüngden tayarlayengen appak çekmanını kiyip, tağlık joyga boradı. Masjidke kirip, hiç kimge karamazdan ibadet kılıp, keçesi bilen, kündüzü bilen ibadet kılıp, masjidden çıkmazdan oturadı. Adamlar bu közü kör bop kalgen falançını, şüde körgen adam şümez mikin deyip, halge falançını ap gelip, hemme adamlar yığılıp, masjidke kırışıp, Mansur Hallatçı aldığı ap gelişedi. Onge keyni aytadı, şuna kadar çüşümde Peygamber aleyhisselamını kurdum, uzat, bir salih adam keledi, seni hakkınge dua kıladı, közün açıladı dediler, dua kılayım degende kolunu kötarıp dua kıladı, halge adamın közü açıladı. Aslı işi tagi, Mansur Hallat bir yıl aldın bu bilen kelişken ve bu işini rejalaştırgan, o közü körmez, körge savalıp özünü bu işini kılgen buladı. Bütün kışlak ahli minglab tilleleri yu tengeleri yu pullarını op çıkıp bularga nazar kılışı başlaşadı. Bular bu nazarlarını op getirip keyin obarışıp özleri kelişken joyda taksim kılıp alışadı. Bölüşü alışadı. Bu yam Bağdat tarihi Bağdat'ta yam borakan kitaplarımızda ulamalarımız tamamından aytirgan. Yana bir kişi onu uyga keladi. Kegan paytida hunarlardan, qo'lga tushgan hunarlardan. Mansur Hallatchini oldiga kelganda Mansur Hallatch aytadiki, "Nima xohlaysan?" deydi. "Bir narsa yegin kelyaptimi?" desa, "Baliq yegim kelyapti." deydi. Desa, "To'xtab tur," deydi, uyga kirib ketib. Kirib bir oz muddatdan keyin oyoq qo'llari loy, suv qo'lida yangi baliq ko'tarib chiqadi. Haligi odam hayron bo'ladi. Keyin aytadiki, "Menam seni uyinga kirib ko'rsam bo'ladi, mana kirib ko'r," deydi. Haligi odam kirsa, avroz. Avroz deymiz, ha, biz tahorat qilinadigan uyni ichida joy qilib qo'yiladi. Hozir ham vodiylarda bor, Toshkentlarda menimcha bu zamonalashib ketdi uylar, bunaqa narsalar yo'q. Uyni ichida avroz degan narsa bor. Avrozni joyida bir ko'taradigan narsani ko'rib, bitta ko'tarsa eshik bor ekan. Tushsa ichkari tomondan orqa tomonga katta bitta joy qilingan, bu odamlarni ko'zini boylab katta pul topgan, chiroyli bog' qilib qo'ygan, bog'. Bog'da deydi hamma meva pishib yotibdi. Bir hovuz, hovuzda baliqlar. Mana bitta baliqni ushlab ko'tarib, mana qo'l oyog'im loy bo'lib avrozdan chiqib keldim. Chiqib kirsam hovliga chiqsam Mansur Hallatch o'tiribdi atrofida, yana unga muxlis ixlos qilib kelgan odamlar. "Men mandagi baliqni ko'rdi, rangi uchib ketdi," deydi. "Odamlarni chiqarib yuborib, meni o'ldirishga harakat qildi," deydi. "Shunda qo'limdagi baliq bilan yuziga urdim. Urganimdan keyin kuchi yetmadi-da, menga aytdiki, agar," dedi, "bu hodisani kimgadir aytsang, to'shagingda yotgan joyingda bo'lsa ham borib o'ldirtiraman, meni odamlarim ko'p," dedi. Shu bilan to u osilgunga qadar bu gapni hech kimga ayta olmadim, qo'rqib yurdim, deb Mansur Hallatchning bunga o'xshagan ishlarini fosh qilishgan. Ba'zi ulamolarga odamlar kelib savol berardi ekan o'sha davrlarda. Mansur Hallatch bir kishiga aytadiki, "Sen," deydi, "senga bitta qush beraman, o'sha qush bu boshqasi. Ya'ni sen xohlasang," deydi, uyga kirib yoki o'sha uyda o'tirgan joyida tillo tanga chiqarib beraman xohlagan joyingdan," deb tillo tanga chiqarib berishligini ko'rsatar ekan. Shunda ulamolardan birlari aytgan ekanki, "Uni olinglar, Mansur Hallatchni. Hech bir teshigi bo'lmagan bir xonaga olib kirib qo'yib, endi chiqarchi deb ko'ringlar. Agar chiqara olsa, unda keyin yaxshi bir gap bo'ladi." Deganda bu gapni kelib Mansur Hallatchga taklif qilishganda, "Bo'ldi, qilamiz," deb 2 kunda qochib ketgan ekan. Turgan shahridan qochib yo'q bo'lib qolgan. Mana shunaqangi o'xshagan ko'z bo'ylag'ichlar, sehr turlari har xil, yana ba'zi ulamolar jinlar bilan ish qiladigan shunaqa odam ekanligini isbotlashganini aytishgan. Xullasi kalom, Mansur Hallatch to'g'risidagi bizda va ko'p o'rinlarda ularga tobi bo'lib ahli ilm ulamo zotlarga ta'na qilayotganlarni biroz ogohlantirishimiz kerak. Mansur Hallatch
siz ve biz Müslümanlar için örnek şahsiyet bulamaydı. Hala Allah'a havale. Belki aytayotgan gapini tavilidir. Belki aytilgan gaplar unga nisbat berilgan. Aslı umastır. Belki o qilingan işiga tavba qilgandir. Biz bunu bilmeyimiz. Lekin İslam ümmeti olarak biz örnek sıfatida ergashadigan şahsiyetlerden biri Mansur Halloj emas. Biz ahli ilimlerge ergashamiz. Biz İbn Kesir'ge, İmam Zahabi'ge, biz Tabari'lerge, biz Abu Hanife Rahimahumullah'lerge ergashamiz. Mana bu zatlar İslam'da üsve bo'lgan zatlar. Mana bu zatlar Kur'an-ı Kerim'ni, Hadis-i Nebavi'ni, Sünnet-i Seniyye'ni bizgece asıl manbasiga zıt bo'lmasdan yetib kelishligidagi asosiy xizmat xodimlar hisoblanadi. Mansur Halloj bizga namuna emas. Yuqorida ishora qilganimdek, Mansur Hallojni qahramon qilib ko'rsatayotganlar ulamolarni saroy mullasi, chala mullalar deb ta'na qilishlik uchun uni qahramon saviyasida ushlashga harakat qilishadi. İslam düşmanları Mansur Halloj'un kahraman deydi. Avrupa'da Mansur Halloj kahramanlardan. İslam içindeki revolüsyonerlerden ulardır düşüncesi de. Bu narsalarını biz aldan meslekimiz gerek. Aytishimiz gerek bo'lgan gaplarni aytdik. وحكى ابن كثير أنه قد اتفق علماء بغداد على كفر الحلاج وزندقته وأجمعوا على قتله وصلبه. البداية والنهاية كتابنين 14 جلد 832 صحيفة سدى ابن كثير حكاية قلب أيتاركي بغداد علماء 800 يلاردك بغداد علماء eng peshvo zotlar Halloj'ning kofir ekanligiga ittifoq qilishgan va uning zindiq ekanligiga ittifoq qilishgan va uni osib o'ldirishlikka ijmo qilishgan. Mahkama bo'lgan, mahkamada buni oxiri osib o'ldirishlikka ijmo qilishgan. Abu Bakr Suli degan zot aytgan ekanlarki, men Halloj'ni ko'rdim. Qanday ko'rding deganda, o'zini aqlli ko'rsatadigan ahmoq ko'rdim. Va o'ta balog'atli ko'rsatadigan g'abi, tentakni ko'rdim. Va o'zini ibodatli ko'rsatadigan fojir sifatida ko'rdim degan ekanlar. Bu ham bidoya va nihoyada Ibn Kasr hikoya qilib keltirgan ekanlar buni. Halloj fil adabil arabiyil muasir. Zamonamizdagi adabiy janrlarda Halloj mavzusi. Bugungi kunda ham demak bor. Arab dunyosida hattoki. Abdul Vahhab Bayati degan, Saloh Abdus Sabur degan odamlar, Muhammad Lutfi Cuma, Najib Sarur degan odamlar Mansur Halloj'ni xuddi o'sha Yevropadan ta'sirlanishib qahramon sifatida ko'rsatishga urinadigan janr egalari. Nima uchun qahramon qilib ko'rsatishadi? Ulamolarga ta'na qilishlik uchun. Mansur Halloj'ni osgan millat, Mansur Halloj'ni osgan ulamolar, bular chala mullalar Mansur Halloj'ni osgan sanga o'xshagan mullalar qilib ta'na qilishlik uchun Mansur Halloj'ni qahramon qilishadi. Asli tagi zindiq. Ulamolar ijmo qilgan zindiqligiga. Xolining tavba qilgan qilmaganligida to'xtashgan. Bilmaymiz uni tavba qilgan bo'lsa Allohning huzurida tavbasi inshaalloh qabuldir deb yaxshi fikr qilishgan. Bizning adabiyotda ham ko'p ishlatiladi. E'tibor bersangiz dindan, diyonatdan, shariatdan uzoq odamlar tarafidan o'zlarini ziyoli deb nomlab olgan odamlar tarafidan Mansur Halloj'ni hop-hoplanadi. Demak, biz
badiiy janrlar sifatida badiiy janrga qarshimasmiz, ishlatsa ishlatsin, lekin ulamolarga islom aqidasiga nisbatan bu Mansur Hallochga o'xshagan tushunchalarni, hulul tushunchalarini muxolif qo'yishlik uchun ishlatadiganlarga qarshimiz, aqidamizni sof himoya qilishimiz kerak. Bu tushunchalarning oqibati islom va musulmonlarga yaxshilik hisoblanmaydi. Biz ahli sunna val jamoada fiqhda Hanafi mazhabi, aqidada Maturidiy mazhabida mustahkam dinimizni o'rganib borishlikda davom etishimiz kerak. Har xil hashaviy, har xil hulul aqidasini gapiradigan, aqidada buzuq gaplarni tarqatib, islomni siyosiy qurol sifatida ishlatishga harakat qilayotganlarni biz islomimizning tushunchasidan tozalashimiz kerak. Zulmga qarshi isyon qilishimiz kerak degan tushunchalarni islomiylashtirishga urinayotganlar aslida o'zlarining fikriy tushunchalarini islom deb nomlab yurgan bo'lishlari ham mumkin. Buni ajratib olishimiz kerak. Ha, islom zulmga qarshi. Lekin islom zulmga xohlagan odamning qo'liga qurol berib, xohlagan joyda terror urushtirishlik bilan ruxsat bermaydi. Qurolni xohlagan odam xohlagan joyda ishlatishlikka ruxsat bermaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir jamoani bir joyga yuborganlarida din, diyonat, shariatni o'rgatadi deb hammasini o'ldirishgan. Ahli Najd. Shunda qutulib qolgan sahobalardan birlari qaytib kelayotganlarida yo'lda ishga aloqasi yo'q ikkita odamni, Najdlik odamni o'ldiradi. Qasos olyapman deb. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam noto'g'ri qilibsan deganlar. Qasos, o'ldirish, bunga o'xshagan hukmlarda xohlagan odam xohlagan ishini qilib ketishligi noto'g'ri deganlar. Va o'ldirilgan odamlarning xununi to'lashlikka buyurganlar qarindoshlarga xun to'lagan haligi odam. Bugun qo'liga qurol olib olib, oyati hadislarni o'zining shaxsiy siyosiy tushunchasi bilan oyati hadislar bilan qurollanib olgan xavorijiy tushunchalarni biz aqidamizdan tozalashimiz kerak. Ularga ergashayotgan yoshlarimizni, dini diyonatdan biroz tushunchasi o'rtacharoq bo'lgan birodarlarimizni to'g'ri yo'lga yo'llashimiz kerak. Islom sof aqida, sof tushuncha dini. Islomni har turli tushunchalardan himoya qilishlikka bel bog'lashimiz kerak. Qadirdonlar, savol-javob qilmaymiz. Kecha bo'lib qoldi, ertalab bir joyda ishimiz bor. Va vodiydaman, issiq kiyinib olganimiz sababi bizda sovuq. Sovuqdamiz. Lekin uyimizda issiq isiyapti pollarimiz. Lekin sovuq bor qandaydir. Shuning uchun Alloh nasib qilsa keyingi suhbatlarimizda ham shunga o'xshagan ba'zi mavzularni olib gaplasharmiz. Savol-javoblarimizni ham qilarmiz. Yana ba'zi janrlarni o'ylab turibmiz. Bizning savol-javob rukunlarimizni har bir kelgan savolga ovozlik qilib o'zi jo'natishlik rejamiz ham bor, ko'payib ketyapti. Jonli muloqotni hammani ham ko'rish imkoniyati bo'lmayapti. Hozir ko'rish va Facebookdan foydalanish imkoniyati juda qisilib qoldi ko'pchilikda. VPN yo'q yoki VPN bo'lsa ham kirish qiyin bo'lyapti. Shunaqa vaziyatlarni bilib tushunib turibmiz. Alloh taolo isloh qilsin. Inshaalloh bu ham o'rniga tushib ketar. Alloh taolo aytgan suhbatlarimizni barchalarimizga manfaatli qilsin. Aqidamizni sof holda o'rganib, unga amal qilib, bu aqidada suyanib, amal fiqhimizda din tushunchamizni to'g'ri shaklda shakllantirib borishimizda Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته